Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve yine sizlerin merak ettiğini tahmin ettiğimiz bir soruyu daha soracağız. Hocam bugünle alakalı bir sorumuz var. Mevlid Kandili. Nedir Mevlid Kandili? Hangi sebepten dolayı kutluyoruz bu mübarek günü, geceyi? Bize anlatır mısınız? Efendim, Mevlid doğum zamanı demektir. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam doğduğu gece. Rebiül Evvel ayının 11'ini 12'ye bağlayan gece. Rebiül Evvel ayının 12. gecesi diye Süleyman Evet. Çelebi merhum da kendi Mevlid kasidesinde uzun uzun anlatılıyor. Rebiül Evvel ilkbahar demektir. Fakat doğum tarihleri, ölüm tarihleri Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam din büyüklerinin hep kameri takvime göre, hicri takvime göre bildirilmiştir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam doğum zamanında biz kameri takvime göre, hicri takvime Bugün göre olduğu bunlar. Gibi yani. Evet. Evet. Dolayısıyla yaza da, kışa da, sonbaharda, ilkbaharda gelebilir. Hepsine Miladi gelebilir. Miladi takvime göre kutlama yapanlar da oluyor bazen. Bu yanlış o zaman. Miladi takvimin Nisan'ın işte 571 Nisan'ın 20'si. O zaman evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı şereflendirdiği zaman 20 Nisan 571'i gösteriyordu miladi takvim. Ama Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam dünyayı şereflendirdiği gece mübarek bir gecedir. Dinimizde miladi takvime göre mübarek bir gece yoktur. Ocak, Şubat, Nisan, Mayıs hangisinde olursa olsun. Ha o sonradan aynı şekilde ortaya çıkartıldı. İşte kutlu doğum haftası gibi onlar sonradan çıkartıldı. Hiçbir din kitabında, hiçbir İslam aliminde, daha önceki İslam dünyasında böyle bir şey söz konusu değil. Yani miladi takvimde kutlanmamış. Mesela mevlüt merasimleri, cemiyetleri yapılmış. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam doğum yıl döneminde bu şekilde merasimler yapılmış, yemekler ikram edilmiş. Ama hiçbir zaman miladi takvimde 20 Nisan'da değil. Hep Rebiül Evvel ayının 12'sinde. Gecesi, 12. gecesi, 11'i 12'ye bağlayan gece, Mevlid Kandili, gündüzü de 12'sidir. Mübarek geceler, mübarek günler hicri takvime göre bildirilmiştir. Miladi takvime göre hiçbir mübarek gün, hiçbir mübarek gece mevcut değildir. Dolayısıyla hani bazıları rahatsız olabilir veya koşunabilir ama efendim biz kutluyoruz, sen kutlayabilirsin de İslamiyet'te böyle bir şey yok. Çünkü bütün mübarek gecelerin hepsi, bütün mübarek gecelerin hepsi hicri takvime göredir. Kameri takvime göredir. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam doğumu da Rebiül Evvel ayının 12. gecesi. Dolayısıyla Rebiül Evvel'in 12. gecesi Mevlid Kandili'dir. Ama kameri takvim 365 değil 354 gün, 355 gün çektiği için bu yaza da kışa da sonbahara da denk gelebilir mi? Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretten 53 sene evvel Rebiül Evvel ayının 12. pazartesi gece sabaha karşı Mekke-i Mükerreme'nin Haşimoğulları mahallesinde Safa Tepesi yakınında bir evde dünyayı şereflendirmiştir. Bugün hala Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam dünyayı şereflendirdiği o evin yanında bir kütüphane var. Bozmuşlar, etmişler falan. Saygı edep de kalmadı tabii. Halbuki muhafaza edilirdi o. Tabii miladi takvime göre Nisan ayı 20'sine rastlıyor. 571 20 Nisan'a rastlıyor. Bu geceye Peygamber Efendimiz doğduğu zamanı manasına Mevlid gecesi adı verilmiştir. Mevlid gecesi denmesinin sebebi de budur. Ve mübarek gecelerden mi? Evet, mübarek gecelerden. Ve kitaplarda şu ifade geçiyor. Bu gece Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir buyuruyor. Mevlid Kandili. Mevlid gecesi en kıymetli. Mevlid gecesine Resulullah Efendimiz doğduğu için sevinenlerin affolduğu bildirilmekte kitaplarda. Şimdi itikadı bozuk olanlar buna itiraz ediyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam sıradan bir kimse gibi, bir insan gibi görüyor. Ama diyor efendim o insan elbette, o elbette ki insan. Melek değil. Yaratıcı da değil, ilah da değil, mahluktur, doğru. Ama yaratan onu kıymetli yaratmıştır. Yaratan onu kıymetli yaratmıştır. Şimdi böyle söyleyenlere demir bir maden midir? Evet. Bakır? Madendir. Alüminyum? Gümüş? O da öyle. Altın? O da öyle. Peki, bunların içerisinde insan hayatında en çok faydası dokunan hangisidir? Demir. Demirdir. İnşaatlarda her şeyde kullanıyorsun. Hani tencere tava da yapıyorsun demirden. Demir kapılar bile yapıyorsun. Peki, altından aynı şekilde şey yapabilir misin?
kaplama yaparsın. Direkt yapabilir misin? Yapamazsın. Yapamaz. Peki tencere tava yapabilir misin? Yapamazsın. Hani soğuk şeyleri koymak için belki cilalamışsındır, yapmışsındır ama ateşin üzerine koyduğun zaman eriyorsun. Yani insan hayatında altının kullanma bakımından, insana faydası bakımından hiçbir faydası yok. Ama Allah-u Teala altın madenine ve gümüş madenine kıymet vermiş. İnsanlar arasında alışverişte altın ve gümüşü esas olarak nakdeyin diye geçiyor. Esas olarak alışverişte bunu ölçü olarak yaratmış. Evet. Allah-u Teala altına kıymet verdiği için de altın böyle vitrinlerde kasım kasım kasılıyor. Aslında hiçbir değeri yok. Yani insan hayatında bir faydası evet. yok. Değeri yok derken şimdi diyecekler ha bu hoca hiç altın görmemiş falan diye. Şimdi yani insanlara sormak gerekir. Altın niye kıymetli? Canım altın. Hayır. Yaratan ona kıymet vermiş. Yoksa demir kıymetli olması lazım. Cenab-ı Hakk'ın yarattıkları içerisinde Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a kıymet vermiş. Ve yarattıklarının zirvesinde yaratmış. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki önce senin ruhunu yarattım. Böyle kıymetli mi? Elbette koydu. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın en çok değer verdiği, Habibim buyurduğu, sevgilim buyurduğu bir zatın dünyayı şereflendirmesi de sevilen bir kimseyi Allah-u Teala affetmez mi? Çünkü Allah-u Teala onu alemlere rahmet olarak göndermiştir. Levlake lema halaktul eflak. Seni yaratmasaydım kainatı yaratmazdım. Hitabına muhatap olan bir zatın doğum yıl dönümüdür. Böyle bir zamanda sevinen, yani Allah, ya Rabbi bize böyle bir lütufta bulundun. Böyle bir zatın ümmetinden eyledin diye sevineni, onun şefaatini talep edeni Allah-u Teala affetmez mi? Elbette ki Allah-u Teala affeder. Mesela Yine bu gece Peygamber Efendimiz'in doğduğu sırada görülen halleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek de çok sevaptır. Ha itikadı bozuk olan da köpürüyor. Hemen köpürüyor. Niye köpürüyorsun ki? Niye gocunuyorsun ki? Altına kıymet verildiği zaman aynı şekilde hiç kıpırdamıyorsun. Hatta diyorsun ki 3-5 tane cebime koyuver diyorsun. Allah-u Teala altından da diğerlerinden de meleklerden de cinlerden de 7 kat göklerden de cennetten de cehennemden hepsinden üstün yaratmış onu. Muhammed Aleyhisselam. Böyle bir zatın dünyayı şereflendirdiği zaman görülen halleri okumak ibadettir. Ve çok sevaptır buyuruluyor. Her peygamberin ümmeti kendi peygamberinin doğum zamanını bayram yapmıştır. Müslümanlar da Muhammed Aleyhisselam'ın doğum zamanını bayram yaptılar. Mevlid kandilleri onun için yapılıyor. Dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar her sene bu geceyi Mevlid kandili olarak kutlamaktadırlar. Her yerde Mevlid kasideleri okunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böylece hatırlanmış oluyor. İslam alimlerinden İmam-ı Celaleddin Abdurrahman bin Abdülmelik Kettani Hazretleri buyuruyorlar ki Mevlid günü ve gecesi mübecceldir. Yani şerefi, kıymeti çoktur. Kendisine tabi olanlar için kurtuluş vesilesi olan Resulullah Efendimiz'in doğumu için sevinmek cehennem azabının azalmasına sebep olur. Sevinmek. Evet sevinmek sebep olur. Bu geceye hürmet etmek, sevinmek bütün senenin bereketli olmasına sebep olur. Mevlid gününün fazileti cuma günü gibidir. Cuma günü cehennem azabının durdurulduğu hadis-i şerifle bildirilmiştir. Bunun gibi Mevlid gününde de azap yapılmaz. Mevlid geceleri sevindiğini göstermeli, çok sadaka vermeli, davet olunan ziyafetlere gitmelidir. Şimdi Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam amcalarından Ebu Leheb. Peygamber Efendimiz'e yapmadığı düşmanlık kalmamıştır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiği zaman, dünyayı şereflendirdiği zaman diyorlar ki kardeşim bir oğlu oldu. Sevinmiştir bu Mevlid gecesinde işte. Sevinmiştir. Yeğeni olunca. Ve cariyesine demiştir ki seni azat ettim git ona süt vermek kaydı şartıyla. Rüyada görülüyor. Ne haldesin? Senede bir defa diyor şeyde Mevlid gecesinde rahatlıyorum. O kadar sevindiği için cehennemde rahatlatıyorlar. Azap durdurulur. İman etmediği halde. Tabii. İman etmediği halde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farkında değil. Onun dünyaya gelişine sevindiği için cehennemde bir gün aynı şekilde onu rahatlatıyorlar. Tabii efendim ama Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hayatını doğum zamandaki olanları okumak ibadet olduğu gibi ayrıca ben diyor namaz kılmak istiyorum. Hay hay. Kaza namazı kıl. Salavat-ı Şerif'i oku. Kur'an-ı Kerim oku. Yani kıymetlendir, değerlendir. Bunlardan hasıl olan sevabı da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gönder. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri buyuruyorlar ki Resulullah Efendimiz'in doğumuna dair yazılanları okunması için bir dirhem harcayan cennette bana arkadaş olur buyurmuştur. Evet. Buyur. Hazreti Ömer radıyallahu teala Resulullah Efendimiz'in doğum zamanına kıymet veren İslamiyet'e kıymet vermiş olur. Hazreti Ömer'in sözü bu radıyallahu teala. Hazreti Osman radıyallahu teala Peygamber Efendimiz'in Mevlidi Şerifi için bir dirhem harcayan sanki Bedir ve Huneyn gazalarına iştirak etmiş gibi sevap kazanır.
Ne büyük müjde. Hazreti Ali radıyallahu teala anh ise Resulullah Efendimizin doğum zamanına kıymet verip Mevlid-i Şerif okunmasına sebep olan dünyadan imanla gider buyurmuştur. Ha bir de değil buna. Köpürür böyle inanmaz. Ha biz inanıyoruz. Bunlar Peygamber Efendimiz'in aisi mi? Hulefai Raşidin'dir. Hatta Hafız bin Cezeri Hazretleri buyuruyor ki Ebu Leheb rüyada görüldü. Biraz önce arz ettiğimizi naklediyor. Kabir azabı çekiyorum. Ancak her sene Rebül Evvel ayının 12. gecesi azabım hafifliyor. İki parmağımın arasında çıkan senin suyu emerek ferahlıyorum. İşte cariyesi Süveybi'yi azat etmişti. Ebu Leheb bile o kadar azgın ve taşkınca düşmanlık yaptığı halde cehennemde bir gün aynı şekilde yani Mevlid kandilinde rahatlatılıyor. Dolayısıyla ona iman etmiş, onun yolunda olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldi diye böyle bir geceyi kutlarsa, sevinirse, sadaka verirse, Mevlid kasideleri veyahut da hayatını ister nesir olarak ister şiir olarak okursa elbette ki sevabı daha fazla olur. Tabii ki sevabı fazla olur efendim. Peki efendim. Böylece biz işte Mevlid Kandili'nde hayırlı mübarek olmasını bütün bizi izleyen dinleyenlerin de Mevlid Kandili'ni tebrik ediyoruz bu vesileyle efendim. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Pizailah sürenin sonuna geldik. Mevlid Kandili ile ilgili bilgiler öğrendik. Dolayısıyla Mevlid Kandili'nizi tebrik ediyoruz tekrar. Hoşçakalınız. Yarın yine bu dakikalarda görüşmek ümidiyle.